Arkadaşlar merhabalar. Ben Avukat Ayhan Ömen. Ben Azeri'yim. Nişanlım Azeri kökenli Amerikan vatandaşı. K1 vizesi görüşmesine gittiğimde vize görüşmesi İngilizce mi yapılıyor? İngilizce iyi değilse nişanlımla gitsem o konuşsa olur mu diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi Amerikan konsolosluğundaki görüşmeler tabii ki İngilizce ve aynı anda da bulunduğu bölgedeki vatandaşların kullandığı dile uygun olacak o yerin, o ülkenin dilinde konuşuyor oluyor genelde görevliler. Tabii eğer Amerikan konsolosluğunda örnek veriyorum sizin dilinizi konuşmuyorsalar bu noktada tercümanla görüşmeye gitme ya da tercüman bulundurma imkanınız olacaktır. Yani İngilizce bilmiyorsunuz diye hani önlem olarak ne yapılabilir noktasında tercümanla, onların kabul edeceği bir tercümanla bunu yapmanız mümkün olacak görüşmeyi. Dolayısıyla K1 vizesi görüşmeleri genelde sizinle yapılan görüşmeler. Eşinizi çağırmayacaklar. Tabi bu çağırmayacaklar anlamına gelmiyor ama genelde çağırmıyorlar. Ama uygun görüp çağırsalar tabii ki çağırabilirler. Ama zaten eşinize tercüme etmesini istemeyeceklerse sorulan soruları. Dolayısıyla yanınızda bir tercüman bulunmasını isteyebilirler. Bu noktada yapılacak şey tabii ki sizin yaşadığınız yerdeki Amerikan konsolosluğunda bu tip görüşmelerde tercüman bulundurma noktasında nasıl davranmanız gerektiği hakkında bilgi alabileceksiniz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.